Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün size göstereceğim ilk komut, komutumuz çok işimize yarayacaktır. Bazen bilgisayarımızda birçok klasör, klasörlerin içerisinde değişik dosyalar yer almakta ve bazen bunları açabilecek programın ne olduğunu bilemeyebiliriz. Bunu öğrenmek için kullanacağımız komut arkadaşlar, asok komutu. Burada bu listesi verilmiştir. Bu listede yer alan şeylere baktığımız zaman, detaylı bilgilere baktığımız zaman onu nerede, nasıl, hangi program açıyor onu öğrenebilirsin. Mesela bir klasörün uzantısı XM ise bu VLC ya da VLC.XM, bu VLC diye bir video oynatma programıyla açılabileceğini söylüyor. Mesela sonuncu XXE ise WinRAR'la açılacağını söylüyor gibi. Detaylı bilgilerin yer aldığı, listeleri gösterdiği, daha doğrusu listelediği bir komutumuzdur. Asok komutu. Hemen CLS deyip ekranımı temizledim. Arkadaşlar, bundan sonra size göstereceğim bir ikinci komutumuz ise birazcık değişik bir komut arkadaşlar. Color komutu. Color komutunu tek başına kullandığınız arkadaşlar size hiçbir şey vermeyecektir. Ama bunun color A dediniz. Gerçi A zaten yeşil demekti. Bakın şimdi color B dedim. Gördüğünüz gibi turkuaza döndü. Color D1 dedim. Bakın bu renge döndü. Color C4 dedim. Kırmızı siyah şekline döndü. Yani bu CMD ekranını renklendirmeye yarayan bir komuttur diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, bundan sonraki komutumuz ise bir sürücünün dosya sistemini FAT32'den NTFS'ye çevirmek için kullanacağımız komuttur. Bunun için hani bunu ne şekilde yaparız, hemen onu söyleyeyim arkadaşlar. Komutun ismi convert komutudur. Convert komutunu girdikten sonra arkadaşlar şeyi belirlememiz gerekiyor. Dosya sistemini belirlememiz gerekiyor. Nedir mesela? İşte atıyorum D sürücüsünde bulunan FS NTFS'yi çevir. Yani hatırladığım zaman D sürücüsündeki dosya sistemini FAT32'den NTFS'ye çevirecektir. Ben böyle bir şey istiyor muyum? İstemiyorum. Ondan dolayı enterlamıyorum arkadaşlar. Bu pek de şey olmaz. Şimdi arkadaşlar, şunu sileyim ben. Yanlışlıkla enterlamadan. Şimdi arkadaşlar, PCR denilen bir komut var. Bu ne işimize yarar? Hemen arkadaşlar onu size söyleyeyim. Bakın PCR dedim, enterladım. Karşımıza bu komutu çıkaracaktır. Daha doğrusu bu menüyü çıkaracaktır. Bu adım kaydı için nedir? Örneğin siz anlamadığınız bir Windows sorunuyla mı karşılaştınız? Ve ya da bir sunum mu yapmak istiyorsunuz? Ya da bir şeyleri göstermek mi istiyorsunuz arkadaşlarınıza? Bunu nasıl çözebilirsiniz? Bunu ekran görüntülerini kaydetmeniz gerekiyor ve adım adım bunu belirtmeniz gerekiyor. Sunum hazırlamanız gerekiyor. Bunu bize sağlayan bir şeydir. Adım kaydedicisi isminde bir uygulamadır. Kaydetmeye başla dediğinizde otomatik kaydediyor. Hani mouse ile yapmış olduğunuz her hareketinizi kaydediyor ve ona screenshotlar alıyor. Ve daha sonra da size kaydetmeniz için karşınıza çıkar. Bunu kaydettikten sonra istediğiniz arkadaşınıza paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.